Değerli izleyicilerimiz, bizleri yurt dışından izleyen tüm izleyicilerimizi çok yakından ilgilendiren bir konu hakkında sizleri uyaracağım. Evet, bildiğiniz üzere döviz Türkiye'de çok pahalı. Euro 11 liraya ulaştı. Dolar 9,5 oluyor, oldu 10 liraya gidiyor. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Türkiye'de bir evim olsun, yazın ya da çoluk çocuğumla beraber gittiğim zaman kalacak bir yerim olsun diye özellikle de döviz arttığı zaman yatırım yapma fikri daha çok olur. Ama Türkiye'de ev almak isteyen, parasını değerlendirmek isteyenleri çok çok yakından ilgilendiren konuya şimdi izninizle temas edeceğim. Bakın, Türkiye'de pek çok yerde dolandırıcı kaynıyor. Özellikle turizm noktalarında eğer siz bir yazlık alayım, arsa alayım, villa alayım, yazlık bir evim olsun diyorsanız mutlak surette çok ama çok dikkatli olun. Bodrum başta olmak üzere Milas, Fethiye, Antalya, Çeşme, Datça gibi Türkiye'nin yoğun olarak turist alan noktalarında ev alırken çok ama çok dikkatli olun. Şimdi ben size nasıl hokkabazlıklar yapıyorlar bunları anlatacağım. Ne yapmanız gerektiğini de anlatacağım. Şimdi siz diyelim ki örneğin Bodrum'dan bir ev beğendiniz. Yapmanız gereken ne? Onun öncesinde şunu da hatırlatayım, aklıma geldi. Avrupa başta olmak üzere yurt dışında yaşayanlara yönelik televizyonlarda bazı reklamlar dönüyor, görüyorum. Bazı inşaat firmaları işte biz 89 bin euroya, 90 bin dolara, yok 99 bin euroya, yok kampanya yaptık, ev satıyoruz falan diyorlar. Bakın, bunların çok büyük bir kısmı dolandırıcı. Televizyon reklamlarında gördüğünüz o çoğu maketler, yarım inşaatlar, onlar bunlar. Hepsi için söylemiyorum. İşini dürüst yapanlara sözüm yok. Ama büyük bir kısmı dolandırıcı. Şimdi diyorlar ki bu reklamlarda, biz siz işte uçak biletinizi veriyoruz, havalimanında alıyoruz. İşte örneğin ev Bodrum'daysa, Milas'taysa ya da başka bir yerdeyse buraya sizi götürüyoruz diyorlar falan. Şimdi bizim yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız güvenirler. Çünkü öyle bir kültürden geliyorlar. Güvenirler. Güvenmek suç değildir arkadaşlar. Ancak evi almadan önce yapacaklarınız 1. Belediyeye gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki buranın imar durumu nedir? Ne demek imar durumu? Yani bir ev yapılıyor ya da yapıldıysa belediyedeki görevli açıyor, bakıyor bilgisayara, diyor ki burası şu adreste. Şu an inşaat görünüyor. Şu an işte burada 3 katlı yapılabilir ama bunlar 4 yapmışlar. Ya da şu, yani size oranın resmi olarak durumunu anlatır. Durumunu anlatır. Bunu da bir dilekçeyle yapın. Dilekçe verin, yazın. En geç 2 gün içinde size cevap verirler zaten. Söze de inanmayın. Söze de inanmayın. Şimdi diyelim ki ev bitmiş. Şunu soracaksınız belediyeye. İskanı var mı? Ne demek iskan? İskanı olan bir ev bütün yasalara, belediyeye verilen projeye uygun bir şekilde yapılmış demektir. Eğer iskanı yoksa müteahhitin ya da satan kişinin işte iskan alacağız, şunu yapacağız, bunu yapacağız sözlerine inanmayın, almaktan vazgeçin. Bak, almaktan vazgeçin. Çok üzülürsünüz. Sonra almadan önce ikinci gideceğiniz durak tapu dairesi. Alacağınız kişiye diyeceksiniz tapu bilgilerini ver bakalım. Alacaksın tapunun bir fotokopisini. Vermiyorsa gitme zaten. Alma. Hiçbir yere gitmene gerek yok. Gideceksin tapu dairesine. Ben şu daireyi almak istiyorum. Şu evi, arsayı, tarlayı neyse işte almak istiyorum. Açacak oradaki tapu görevlisi, diyecek ki buranın üzerinde ipotek var, şerh var ya da bunun sahibi bu, üzerinde haciz var gibi bilgileri size söyleyecek. Bunları da alacaksınız, öğreneceksiniz. Bunu da kafanızda tutacaksınız. Sonra geleceksiniz, size satan kişi kim? Bak, satan kişi ayrı oluyor genelde. Tapu sahibi ayrı. Ayrı ayrı hokkabaz bunlar. Siz satan kişiye parayı verdiğinizde ya da bankadan havale ettiğinizde belki de tapu sahibinin bundan alakası yok. Sizi
biri kandırmış oluyor. Yani tapu sahibi başka, satan başka. Bunun için siz parayı tapu sahibi kimse onun hesabına yatırmak zorundasınız. Tapu sahibi kimse. Tapu sahibi der ki bana ne kardeşim der. Sen parayı kime verdin? Sen git onu bul der. Bak bu kadar basit. Oluyor bunlar. Dolandırıcı kaynıyor. Bu müteahhitlerin özellikle de Avrupa'daki Türklere yönelik yayın yapanların %90'ı dolandırıcı, hokkabaz. İşini dürüst yapanlara bir şey demiyoruz. O ayrı. Onlar ayrı. Sonra parayı vermeden önce kim satıyor size? Şirket satıyor. Diyeceksiniz ki kardeşim bana şirketin mali bilgilerini ver. Ne demek mali bilgileri? Bir, banka hesap dökümlerini. Bu şirket nereye kayıtlı gideceksin? Bak dolandırılmamak için en az bir hafta harcayacaksın. Yoksa parandan olursun. Bak bunlar sana ağırmış gibi gelebilir ama sonra çok üzülürsün. Bak yap bunları bir haftan gitsin. Gideceksin. Bakacaksın banka hesaplarına. Bu adamlar kim? Bir kuruş para yok belki hesabında. Bu adamlar aldıkları paraları bir yerlere aktarıyorlar. Onu yapıyorlar. Hokkabaz bunlar demek ki, dolandırıcı demektir. Size banka hesaplarını vermeyen, şirketin mali tablolarını vermeyenlere hiçbir şekilde paranızı kaptırmayın. Bak, ev alırken mutlaka dürüst bir avukattan avukatların hepsine de güvenmeyin. Her meslekte olduğu gibi avukatların içerisinde de çürük elmalar var. Bakın bunları bana gelen her gün binlerce mesajın içerisinde gördüğüm için anlatıyorum. Bak çok dolandırılan var. Aman, aman, aman. Bunların hepsi eğer dost doğruysa ev alın. Dost doğruysa yer alın. Yoksa sizden bir şey yaparız, ederiz, hallederiz abi, onu yaparız abi, bilmem ne, güvenmeyin kardeşim. Bak güvenmeyin. Emlakçılara çok çok dikkat edin. Bak, emlakçılara dikkat edin. Kötü bir şey söylemiyorum. Bak, bunu söylüyorum, anlayın siz. Sakın ola ki birinin lafıyla, sözüyle, görmeden, televizyon reklamıyla, onunla, yok kampanya bilmem ne falan filan. Sakın paranızı vermeyin arkadaşlar. Bak çok üzülürsünüz. Ağlarsınız sabahlara kadar. Keşke Fatih Bey'i dinleseydim, bir hafta gitseydim, uğraşsaydım dersiniz. İnsanlar ev alabilme hevesinde onun mutluluğunu yaşamak istiyor. Ama dolandırıcı kaynıyor. Bodrum ve Milas başta olmak üzere dolandırıcı kaynıyor. Dolandırıcı, dolandırıcı, dolandırıcılar var. Aman dikkat edin. Dolandırılmayın, paranızdan olmayın, ucuzmuş gibi gelebilir. Aman bunlar halledermiş gibi gelebilir. Onlar parayı aldıktan sonra sizi tanımazlar. Tanımazlar sizi. Şunu da söyleyeyim. Dünyanın pek çok noktasında olduğu gibi, Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da, Avustralya'da olduğu gibi, Kanada'da olduğu gibi, Türkiye'de de şu anda ev fiyatları %50 oranında artmış vaziyette. Gerçek fiyatları bunlar değil. Bu hokkabazlar kampanya diyorlar, bilmem ne diyorlar, şöyle yaptık. Zaten evlerin arkadaşlar gerçek fiyatı değil ki. Bu korona döneminde evlerin fiyatları arttı. Yani 50 bin euroluk evi bu hokkabazlar 99 bin euroya kampanya yaptık diye sizi kandırıyorlar. Bak güvenmeyin. Şu anda ev almak için doğru bir zaman değil. Bak bunu net olarak söylüyorum. Bekle. Bekle. Şu anda en değerli şey nakit para Türkiye'de. Nakit para. Para. Ev falan değil. Bak bunu detaylı bir şekilde anlatacağım. Daha sonraki yayınlarımda. Ama dikkatli olun. Dolandırılmayın. Sizden bir şey daha rica ediyorum haseten. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızdan. Bu videoyu lütfen arkadaşlarınıza, akrabalarınıza, eşinize, dostunuza gönderin. Bu ve benzeri düşüncenin içerisinde olmasa bile izlesin. Yarın öbürsü gün aklına bir şey gelirse bu yayınımız da kulağının bir yerine küp olsun. Dolandırılmayın diye anlatıyorum. Bak bu Avrupa'da yayın yapan televizyon kanallarına reklamlar veriyorlar, onu veriyorlar, bunu ya veriyorlar, bilmem ne, niye? Gel gel yapıyorlar, gel gel. Gel diyorlar, gel. Gel euro 11 lira gel. Gel diyor, gel. Gel de gör diyor.
Aman ha aman dikkat edin. Bu konuyla ilgili olarak sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen bu yayınımızın altına yazın. Bu yorumların hepsini ben biliyorsunuz tek tek okuyorum. Varsa sorularınız onları da lütfen yorum bölümüne yazın. Bunun yanı sıra eğer bu yayınımızı beğendiyseniz de sizlerden bir beğeni atmanızı, beğenmenizi hasreten rica ediyorum. Bizleri abone olmayarak izleyenlerden de ricam lütfen kanalımıza abone olarak bizim daha fazla insana ulaşmamıza yardımcı olun. Sizlerden hasreten bunu bekliyorum.